Kızım. Anneciğim. Hoş geldiniz. Sizinle de ilgilenemedim. Sana dün bahsetmiştim. Özge, annem Özge. Memnun oldum teyzeciğim. Memnun oldum yavrum. Ben niye daha önce görmedim seni? Anneciğim, sana daha önce söylemiştim ya. Antakya'dan arkadaşım Özge. Daha önce kısmet olmadı tanışmanız, bugüne kısmetmiş diye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatta annesi demezdim. En fazla ablası, o da belki. Yok canım. Bu arada anneciğim, ben bu akşam için yer ayarlayamadım. Yarın gelseniz olur mu? Nasıl yani? Ben ilk gecesinde kızımı dinleyemeyecek miyim? Ben o kızın anasıyım diyemeyecek miyim? Ya yarın gerçekten çok güzel ağırlayacağım sizi. En önden böyle, en güzel yerden. Olur mu? Tamam, tamam. Sen zora sokma kendini. Biz başka zaman da dinlemeye geliriz. Ben sana destek olmak için söyledim. Yani ama sen arkadaşınla birliktesin zaten. Siz birbirinize destek olursunuz. Biz başka zaman dinleriz. Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Canım. Nedim Bey. Yusuf Bey'in avukatıyla da görüşlerimizi paylaştık. Lakin toplantıda da bahsettiğimiz üzere yeni projemizin sözleşmesinin bizim için riskli bazı maddeleri var. Örneğin... Beyler, yeter bu kadar. Yarın devam ederiz. Teşekkürler. Teşekkür. Nedim. Anlatmak ister misin? İyi görünmüyorsun. Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Benim için bir şey yapabilecek tek bir kişi var. Onun yanına gitmem lazım. Onunla konuşmam lazım. Kadının yokluğu bile ıstırap veriyor insana. Neyse, attık şimdilik. Yakıp kurtulacaktık, ne güzel. İş çıkarttık başımıza. Ayol, olur mu öyle şey? Karı koca onlar. Yarın öbür gün barışıp gelirse burnumuzdan fitil fitil getirir Şeniz Hanım. Ay, nereye barışıyorlar, nereye? Gemiler çoktan yakıldı baksana. Bak, şu kadarcık hayat tecrüben varsa o kadın bir daha bu köşenin içine giremez. Hallettiniz mi? Sen fıtıp kaçtın ne güzel. Ben karışmam Neriman Ana. İkisinin arasında ben Agah Bey'e de dedim. Şimdilik eşyaları aşağı indirdiler. Sonra bakarız bir hal çaresine dedim. Siz niye konuşuyorsunuz ki babamla? Size mi kaldı? Efendim? Sizi diyorum. Niye bu kadar annemin eşyaları ilgilendiriyor acaba? Yavrum ben sadece babanı sakinleştirmeye çalıştım. Ne yaptım ki? Doğru. Doğru. Siz olmasanız babam sakinleşmiyor çünkü. Sizin böyle bir illa bir konuşmanız, bir dertleşmeniz gerekiyor. Kızım anlamadım ben. Sen neye kuruldun bu kadar? Benim annem bu köşke geri dönecek Seher Hanım. Duydunuz mu? Benim annemin yeri babamın yanı. O yüzden kimse havaya girmesin. Köşkte herkese bir haller olmuş. Boş ver. Burası mı? Burası abi. Tamam, verdiğim para yetiyor değil mi? Taksimetreyle ilgili bir sıkıntı yok. İadesiyle abi, eyvallah. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olasın. Buraya Şeniz Karaca adında biri geldi mi bugün? Sen kimsin? Oğluyum. Ha. Ne demiştiniz? Şeniz Karaca. Ya
Yok öyle biri. Nasıl yok? Yok. Bildiğin yok. Öyle biri gelmemiş. Ha, buraya gelmiş olması lazım. Emin misin? Bir daha bak. Kardeşim sen neyin ısrarındasın ya? Yok diyorsam yok. Bak bakayım şu fotoğrafa. Bir dakika. Ben bunu tanıyorum. Geldi bugün araba aldı benden. De bunun adı Şeniz falan değil. Nasıl? Neymiş adı? Al. Sevim Olcay. Sahte kimlik vermiş. Olaya bak. Bir telefon numarası falan verdi mi sana? Al burada. Ne oldu? Kapalı değil mi? Ablaya bak, bizi dolandırıyor ya. Kardeş kusura bakma, anam manan. Fark etmez, ihbar etmem lazım benim. Hayır hayır, bir dakika dur, polis yok. Polise haber vermek yok. Bir dakika. Sen al bu kartı. Bak ne yazıyor burada? Karacay. Bir zararın, ziyanın herhangi bir şey olursa bana ulaşıyorsun, ben karşılıyorum. Yani polise gidersen eline bir şey geçmeyecek. Arayacaklar ama bulurlar mı, bulamazlar mı? Ne zaman bulurlar? Kartı al. En azından bir zararın ziyanın olursa karşılarsın. Tamam? Tamam. Anlaştık. Tek bir şey istiyorum senden. Eğer annem buraya gelirse arabayı bırakmak için ya da ararsa falan bana haber veriyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Allah Allah. Buyurun beyefendi, ne istemiştiniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.